Merhabalar değerli arkadaşım. Kazanım 18'de karşındayım. Şimdi sinüsün yarım açısını gördük bir önceki kazanımda. Şu anda kosinüsün yarım açısını göreceğiz. Hazır mısın? Hadi bakalım sana iyi dersler. İkimize de iyi dersler. Sana iyi seyirler diliyorum. Evet. 1 eksi sin 2 sin kare 15. Hemen kosinüsün yarım açılarını burada bir daha belirtelim. Kosinüs kare a eksi sinüs kare a. Aynı zamanda 2 kosinüs kare a eksi 1. O da eşittir. 1 eksi 2 sinüs kare a. 3 bağıntımız vardı değil mi? Bunların nasıl geldiğini sana ifade etmiştim hatırlarsam. Şimdi baktığımız zaman hangisine giriyor bu? Buradan nereden alacağız? 1 eksi 2 sin kare 15. Yani 2 sin kare a. O zaman ne diyoruz değerli arkadaşım? 1 eksi 2 sinüs kare 15'e kosinüs 30 diyoruz değil mi? Kosinüs 2 çarpı 15 yani kosinüs 30 diyoruz. Kosinüs 30 da nedir değerli arkadaşım? Kök 3 bölü 2 midir? Kök 3 bölü 2'dir. Hay hay. O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı neymiş değerli arkadaşım? A seçeneğiymiş. Gelelim ikinci soruya. Kosinüs kare 75. Şimdi kosinüs kare 75'e baktık. Yarım açı olduğunu nasıl anlayabilirim? Kosinüs kare 75'i tabii değeri yok ama şunu biliyor muyum ben? Kosinüs 150'yi biliyor muyum? Kosinüs 150 eksi kosinüs 30 demekti değil mi? İkinci bölgede pi eksi alfa ve negatif olduğu için eksi kosinüs 30 değil mi? Bunu biliyorum. Demek ki kosinüs 75'i kosinüs 150 cinsinden yazabilirsem şayet şu sorunun çözümüne ulaşabilirim diye düşünüyoruz. O zaman ne yapalım? Hemen kosinüs iki anın açılımlarından baktığımız zaman sadece kosinüsü kullanabileceğimiz ve karesi olan ifade 2 kosinüs kare a eksi 1 idi. Dolayısıyla hemen bakalım kosinüs 150 diyorum. 2 kosinüs kare 75 eksi 1. Bunu bu tarafa atarsam kosinüs 150 nedir? Eksi kosinüs 30 o da neydi? Eksi kök 3 bölü 2 dedim değerli arkadaşım. Eksi kök 3 bölü 2. O da işte 2 çarpı kosinüs kare 75 eksi 1. Eksi 1'i bu tarafa atalım. 1 eksi kök 3 bölü 2 eşittir 2 kosinüs kare 75. 2 eksi kök 3 bölü 2 bir daha 2 var 2'ye de bölersek 2 eksi kök 3 bölü 4 o da eşittir kosinüs kare 75 olacaktır. Dolayısıyla ikinci sorumuzun doğru cevabı şıklara şöyle bir göz gezdirelim nedir? Evet B seçeneğidir. Geldik üçüncü sorumuzun cevabına. Evet burada bir 2 kare farkı var. Kos kare kos üzeri 4 eksi 75 sin üzeri 4 eksi 75. Şöyle hatırlatalım 2 kare farkını. A kare eksi B kare eşittir. A eksi B çarpı A artı B'ydi. Değil mi? Aynı şey burası derecesi 4 olduğu için şöyle yazabilir miyiz? Kosinüs kare 75'in karesi eksi sinüs kare 75'in karesi. Hemen renk değiştireyim, kalem değiştireyim. Bu da pardon nedir? Kosinüs kare 75 eksi sinüs kare 75 çarpı bir eksilisi dedik. Bir de artılısı değil mi? Kosinüs kare 75 artı sinüs kare 75. Evet burada birbirine benzer ifadeler var ama şuranın tabii sin kare artı kos kare a'nın 1 olduğunu bildiğimiz için burası 1'dir. Kosinüs 2 a'nın açılımını yapalım. Bir ilk açılımı neydi hatırlarsan ispatladığımız yani gösterdiğimiz ilk açılım neydi? Kosinüs kare a eksi sinüs kare a'ydı değil mi? Evet o zaman burada var mı aynısı? Kos kare 75 eksi sin kare 75 bu da kosinüs 2 a yani 150 derece yapacaktır değil mi? Evet o da eksi kök 3 bölü 2 mi yapıyor? Çarpı 1. Sonucumuz eksi kök 3 bölü 2 yani üçüncü sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? E seçeneğidir.